Hoş geldiniz değerli basın mensupları. Bugünkü basın toplantımızda, yani dış politikada son dönemde yaşadığımız bazı olumsuz noktalara değinmek zorundayız maalesef. Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hatay halkının oylarıyla seçilmiş olan Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürdü. Türkiye'de otoriterliğe gidiş yolunda bir eşik daha aşıldı. Hukuksuzlaşma, anayasasızlaşma yolunda bir adım daha atıldı. Bu yalnızca iç politika ile ilgili bir durum da değil. Bu aynı zamanda bir dış politika konusu. Bir, Türkiye'nin dünyadan nasıl algılandığı ile ilgili, Türkiye'nin dünyada nerede olmak istediği ile ilgili bir konu bu. İkincisi ise şöyle bir nokta var. Bu AKP iktidarının 20 yıllık oyunudur arkadaşlar. İçeride kurt, dışarıda kuzudur diktatörler. Dışarıda ödün verdikçe içeride sertleşirler. 20 yıllık iktidar oyunu bu ve 20 yıldır bunu sürdürüyor. Biz her dönemde bunun farklı bir versiyonunu yaşıyoruz. Erdoğan'ın gücü İsrail'e yetmiyor. Erdoğan'ın gücü Amerika'ya yetmiyor. Erdoğan'ın gücü Putin'e de yetmiyor. Erdoğan'ın gücü gazetecilere yetiyor, milletvekillerine yetiyor, sokağa çıkan liselilere yetiyor, sokağa çıkan kadınlara yetiyor. Erdoğan'ın gücü Can Atalay'a yetiyor. Türkiye ödün verdikçe, itibar kaybettikçe içeride sertleşiyor. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin dış politikası da, iç politikası da, ekonomisi de iyi bir yönde gitmiyor. Dış politikada ciddi kurumsal sorunlar var. Geçen basın toplantısında Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a seslendim. Dedim ki, hani hangimiz gölge bakanız? Yani görünmüyorsunuz ortada. Tamam, çok geziyorsunuz, anladık. Ama sokaktaki insanın bunu takip etmesinin imkanı yok. Çok görüşme yapıyorsunuz. Ama siyaset bildiğiniz gibi bir sonuç alma işidir. Hani gez dolaş, görüşme yap, bilmem kaç bin kilometre yap. Uçakla oraya git, orada görüş gel. Ortada dış politikaya dair siz göreve geleli beri 8 aydır somut bir çıktı yok. Dünyada en çok büyükelçiliği olan ülke sıralamasında 5. sıradayız. Büyük hastane var, doktor yok, randevu yok. Büyük adliye sarayı var, hukuk yok. Çok büyükelçilik var, diplomasi yok. Çok sayıda gezi var. Dış politika yok ortada. Siz büyükelçilik açtıkça dış politikada, diplomaside bakanlık kurum olarak zayıfladı. Siz çok ziyaret yaptıkça saygınlığımız artmadı, bilakis azaldı. Sayın Fidan, siz Dışişleri Bakanı iken biz sizi daha çok görüyorduk. Cumhurbaşkanı sizi gezilerinde yanında götürüyordu. Yani televizyonda görüyorduk biz sizi. Şimdi daha az görüyoruz. Büyükelçiler Konferansı'nda da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında da yaptığınız konuşmalar, Türkiye'nin dünyada nasıl bir yere sahip olduğu, dünyanın neresinde durduğuna dair politik olarak bir fikir vermiyor. Ortada bir vizyonu yok Türkiye'nin. Bir rotası yok. Bir yönü yok. Türkiye'nin dış politika hedefleri ne? Bilmiyoruz. Buna aslına bakarsanız en çok sizin bakanlığınızın ihtiyacı var. Buna en çok Türkiye'nin ihtiyacı var. Bir yön çizmiyorsunuz. Ha, neden bir vizyonu yok Türkiye'nin? Biz onu biliyoruz. Tahmin etmesi zor değil. Çünkü dış politikada vizyon olmazsa Erdoğan'a daha geniş bir alan bırakıyorsunuz. Farkındayız. Erdoğan istediği gibi dış politikayla oynasın. Dış politikada top koştursun istiyorsunuz. Bir ilkesi, bir hedef olursa dış politikanın, o zaman bu Erdoğan'ın bağlayıcı olur. Bunu tercih etmiyorsunuz, bunun da farkındayız. Ama bu doğru değil. Bu Türkiye'ye zarar veriyor çünkü. Erdoğan'a yarayan şeyler artık Türkiye'ye zarar veriyor. Bunun farkındayız. Bu yaptığınızı takip ediyoruz, görüyoruz. Bence oturun ekibinizle ciddi bir dış politika vizyonu üzerine çalışın. Bu ülke için bir Dışişleri Bakanlığı olarak, sizin sorumluluğunuz da bu, bir dış politika
belgesi hazırlayın. Gerekirse biz Gölge Bakanlık olarak elimizden gelen yardımı, desteği de size sağlarız. Amacımız yapıcı bir muhalefet yapmak. Şimdi önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Geçen günlerde MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan Irak'a bir gezide bulundu. Olabilir. Fakat enteresan bir şekilde orada Dışişleri Bakanı Barzani işte Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptı. Ve bu görüşmeleri hatta milletvekilleriyle görüşme yaptı. Ve bu görüşmeleri medyada yayınladı. Şimdi dünyanın neresinde bir istihbarat başkanı başka bir ülkeye gidip siyasi görüşmeler yapıp ve bunları da medyada yayınlıyor. Böyle bir uygulama yok. Gerek de yok. Yani istihbaratçılar istihbarat işi yapıyorlar. Siz bir bürokratsınız. Siyasetçi değilsiniz ki. Yani sizin muhatabınız diğer siyasetçiler olamaz. Sizin muhatabınız doğrudan kendi alanınızda bürokratlardır. Şimdi burada bakıyoruz. Dışişleri Bakanı ortada gözükmüyor. Bunu daha önce de söyledim. Yani dış politika bir istihbarat faaliyeti değildir. MİT Başkanı da Dışişleri Bakanı gibi davranıyor. Yani Sayın İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı içinizde uhde mi kaldı? Yani Dışişleri Bakanlığı gibi mi, bakanı gibi mi davranmak istiyorsunuz? Dışişleri Bakanı'ndan rol mü çalmaya çalışıyorsunuz? Yani karşılıklı birbirinizden rol mü çalmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Buna bir çekim düzen verilmesi gerekiyor. Yani kurumsal, biz dış politikada çok fazla kurum var. Dış politika sürecinde. Dışişleri var, Milli İstihbarat Teşkilatı var, Silahlı Kuvvetler var, yurt dışı akraba toplulukları var, TİKA var vesaire, Diyanet var. Biz bunlar arasında bir eşgüdüm olması gerektiğini savunuyorduk. Burada şimdi iş iyice karmaşık hale geldi. Yani birbirinin aralığı alanına girmeye çalışan kurumlar var. Bu doğru bir şey değil. Dış politikaya zarar verir, en son noktada Türkiye'ye zarar verir. İçerik olarak baktığımızda Türkiye dış politikasında giderek etkisizleşiyor. Şimdi Türkiye'de liderler gelir gider. Ama Türkiye sahip olduğu ağırlığın çok altında bir dış politika yürütüyor. Şimdi ne Ukrayna, çevremizdeki çatışmalara baktığımızda ne Ukrayna Savaşı'nda ne Gazze Savaşı'nda Türkiye'nin herhangi bir etkisi var. Mesela uzun süredir tahıl koridoru gibi bir anlaşmaya arabuluculuk yapamıyor Türkiye, istenmiyor. Bunu daha önce de söyledim. Türkiye, bölgede, dünyada kimse Erdoğan'ı arabulucu olarak görmek istemiyor. Erdoğan'ı Gazze Savaşı'nda da arabulucu olarak görmek istemiyorlar. Mısır ve Katar'la çalışıyorlar. Nedenlerini biliyoruz. Tekrar uzun uzun anlatmayalım. Erdoğan düşünsün, Hakan Fidan düşünsün. Çok meraklıysa İbrahim Kalın da düşünebilir. Güya Erdoğan kendisini Filistin sorununun sahibi olarak addetmişti. Böyle sunuyordu bütün bölgeye de. E neredesiniz? Ne ticareti kestiniz, ne ciddi bir diplomatik girişiminiz var. Efendim eylem planı hazırlıyorlarmış da İslam İşbirliği Örgütü ile beraber bir grup oluşturmuşlar da falan filan. Hani halledemediğiniz işi komisyona havale edin gibi bir durumla karşı karşıyayız. Güney Afrika Cumhuriyeti soykırım davası açtı. Uzaktan onu destekliyor. İçeride kafe kola protestosu dışında hiçbir şey yok. Yardım gönderiyoruz diyor. Yardımı bütün dünya gönderiyor. Japonya da yardım gönderiyor. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin dış politikasında son dönemde çok tuhaf, bana sorarsanız korkunç bir beceriksizlik yaşandı. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda AKP hükümeti diplomasi tarihine geçecek bir beceriksizlik örneği gösterdi. 20 ay boyunca hem Türkiye kamuoyunu hem de muhataplarını oyalayıp durdu. Ortada gene bir şey yok. Ya F-35 projesinden atıldın. Ki onun üretim sürecinde yer alıyordu Türkiye. Büyük kayıptır bana sorarsanız. Yalnızca uçak olsaydı vallahi bu kadar dert etmezdik. Ondan sonra tuttunuz. F-16 savaş uçağı almak için ki hava kuvvetleri buna ihtiyaç var diyor. Milli uçak olursa
üretilinceye kadar. Çünkü filolar eskiyor. Şimdi birisi NATO üyeliği, İsveç NATO üyeliği olacak. Diğeri Amerika'dan parayla silah sistemi satın alma. İkisi arasında bir ilişki yok ki. Bu ilişkiyi kurdular. Ya bakın, dünyada Amerika'dan savaş uçağı alan tek ülke Türkiye mi? Ya yani NATO üyesi olmayanlar veto kozu mu kullanıyorlar Allah aşkına? Tayvan ne yapıyor? Yani şey mi yapıyor? Amerika ile pazarlık mı yapıyor? Neyin pazarlığını yapacaksınız? Parasıyla silah alıyorsunuz. Bir bunu beceremedi bu hükümet. Bunun İsveç'in NATO üyeliğiyle ne ilgisi var? Eğer mesele terörse, yani terörle ilgili ülkeler listesi yapsak İsveç altta kalır. 1980'lerde Kenan Evren'in darbe hükümeti bile uçak almakta zorlanmadı. F-16'lar o zaman başladı satın alınmaya. Ne oldu şimdi? En sonunda Amerikan yönetimi Kongre'ye ikna etmeye çalışıyor. Kongre'de aman Türk-Yunan dengesi koruyalım diye Ege'deki dengeyi bozan bir karar aldı. Yunanistan'a da en az 20 tane F-35 uçağı. Bütün bu pazarlık bu muydu? Yani İsveç'in NATO'ya girmesi konusunda elimizde bir NATO kozu var. Başka da koz yok zaten. Elinde bir koz kalmamış. Onu çok etkili bir şekilde kullanalım. E ne yapacaksınız? Amerika'dan F-35'ten atıldık. Pazarlık yapalım. F-35 için değil ama. Bir alt jenerasyon için pazarlık yapalım. Tamam, Amerika bize o uçakları versin ama verirken de Yunanistan'a da daha gelişmiş uçaklı bize vermediği uçakları versin. Yani dünya tarihinde bu kadar dengesiz bir denklem kurulmamıştır. Ve bu 20 ay boyunca indir kaldır NATO vetosu, Madrid'de bilmem üçlü dörtlü şey kuruyorsunuz. NATO Genel Sekreteri gidiyor. Biden'la uluslararası toplantıların, zirvelerin koridorlarında siz F-16 diyorsunuz, o İsveç diyor. Geldiğiniz noktada Amerika size parayla silah satacak, Yunanistan'a daha gelişmişini verecek. Gerçekten de diplomasi tarihine geçen enteresan, hani absürt bir şey gibi. Yani bir, mesela politik tiyatro yapsanız, hani bu kadar absürt bir senaryo yazabilirdiniz. Bu kadar beceriksizliği yapsa AKP hükümeti yapar diyeyim. Ve bunun da bedelini hani biz ülkece ödüyoruz. Değerli basın mensupları, dış politika ile ilgili bir başka konumuz da vatandaşlarımızın Türkiye'de, en azından bir kısmının Türkiye'de yaşamaktan vazgeçip başka ülkelerde hayat kurmak istemesi. Çok ciddi bir sorun. Hem ekonomik koşullar, hem hayat tarzı üzerinde baskılar. Yalnızca ekonomik koşullar değil. Türkiye tarihinde ekonomik krizler yaşamıştır. Bütün ülkeler yaşamıştır. Amerika'da yaşadı, Avrupa'da yaşadı. Rusya'da yaşadı, Japonya'da yaşadı. Ama hiçbir döneminde sırf ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'den böyle hani gençlerin ülkede yaşamak istemedikleri bir dönemi yaşamadık biz. Bunu deneyimlemedik. Çünkü bunun nedeni yalnızca ekonomik koşullar da değil. O çok önemli bir etken ama özellikle genç kitle hayat tarzı üzerinden, Türkiye'nin demokratikleşmesindeki gerilemeler yüzünden, baskılar yüzünden de burada yaşamak istemiyor. Kendini nefes alamaz buluyor. Bunu da size borçluyuz. Ve inanılmaz bir şey yaşanıyor. Dünyada bir göç dalgası var. Bunun farkındayız. Bundan en çok etkilenen ülke olmayı başardınız. Türkiye'yi bu hale getirdiniz. Ama bütün bu denklem kaybet şeması üzerine dayalı. Yani açık kapı politikası izlediniz. Türkiye'ye niceliksiz insan yığını, güruhu, girişi serbest. Türkiye'den batılı ülkelere vatandaşların gitmesinde sıkıntı var. Ama en nitelikli doktor, mühendis gibi kamu kaynaklarını harcayarak yetiştirdiğimiz insanları da kaçırıyoruz. Yani bir dünyadaki göç dalgasından bu kadar negatif, her unsuruyla bu kadar negatif etkilenen başka bir ülke var mı? Bu ters denklem, yani niceliksizlerin girmesi, niteliklilerin çıkması bir milli güvenlik sorunu uzun vadede. Ve buna dair hiçbir şeyi yok. Bunu dert etmiyor. Hiçbir önlemi yok. Hiçbir kaygısı diyor. Giderse gitsin diyor.
Vize meselesi çok önemli. Yani öğrencisi, hastası, iş insanı, insani amaçla akrabası olan gidemiyor insanlar. Aylarca randevu için bekliyorsunuz. Yani şimdi bir yere gidip gitmeyeceğiniz belli değil. Siz 6 ay, 8 ay insan kim böyle bir program yapabilir ki? Öğrenci değişim programları var. Erasmus programı. Öğrenciler kabul alıyorlar üniversitelerden. Vize alamıyorlar. Red oranları en iyi ihtimalle %15'e ulaştı. Çok üzülerek söylüyorum ki bazı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle yarışır duruma geldik. Yani Türkiye'ye nasıl bir muamele yapıldığını ve bu muamelenin altına yatan nedenleri bir düşünelim bakalım. Oysa Mart 2016'daki bu sığınmacı uzlaşısında vize serbestliği vardı. Ya yani bunu bile bastıramıyorsunuz. Bunu bile gündeme getiremiyorsunuz. Tam tersine gidiyor süreç ve hiç ses çıkmıyor. Ben ses göstereyim. Daha önceki Dışişleri Bakanı. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Yani Avrupa Birliği ülkeleri AKP'yi seçimlerden yani bu 14 Mayıs seçimlerinden önce zora sokmak için bu vize konusunda zorluk çıkarmış. Ve gerekli önlemleri alacağız diyor. Seçimler bitti. 8 ay oldu. Ne önlem aldınız? Bir rapor vermişsiniz Avrupa Parlamentosu'na. O kadar. Ortada bir şey yok. Hiçbir şey düzeltilmedi. Bu her açıdan çok ciddi bir sorundur. Bir, genel olarak bir ülke vatandaşlarının bu kadar yüksek sayıda yurt dışına çıkmak istemesi kendi başına bir sorundur ve iktidarın ayıbıdır. İki, bu ülke vatandaşlarının vize kapılarında süründürülüyor olması hükümetin sorumluluğudur. Üç, bu hükümet bu soruna el atmak için, bu sorunu çözmek için hiçbir şey yapmamıştır. Bu mağduriyetle Türkiye'nin uluslararası alandaki itibar kaybı arasında bir ilişki olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin genç insanlarının hayatlarını, geleceklerini başka ülkelerde kurmak istemesi hazin bir tablodur. Herkes neyin ne olduğunu aslında biliyor. Ve bu zorluğu biz AKP hükümetine borçluyuz. Ve bu ülkeyi bu hale getirenlere de yazıklar olsun diyoruz. Teşekkürler sabrınız için.